Beyza, sen Ercan'la tanışıyorsun. Bir aylık yaklaşık 35 günlük bir bebeğim var. 35 günlük değil, 25 günlük. Ne zaman doğdu senin bebeğin? O 25 günlük, kayınvalidem yanlış söylemiş. Hangi tarihte doğduğunu hatırlıyor musun? Mart'ta doğduydu. Mart'ın kaçı bebeğim? Ne zaman doğum yaptın? Hatırlamıyorum ki. Esin biliyor. Doğum raporları ondaydı da beni evde batılınca ben orada kaldım. Sen bebeği birlikte kalalım, bebeği de alalım. İşte Beyza'nın anne babası bize yardım eder mi diyorsun? Yok, o zaman şeyde yani işe girerim, evimi kurarım. Peki kendi annene ne yapacaksın? Onlardan kopuyor musun? Yok. Zamanla şey düzelir dedim abla. Ama sen şöyle dedin bize, yani Beyza hazır sütle bebeği beslemeye çalıştı. Bebeğe bakamıyordu, tutamıyordu. Ona bakamadığı için bu tartışmalar yaşanıyordu diyen sen değil miydin Ercan? Bir yandan da bilinçli olmadan öyle yaptı. Kendisi bazı şeyleri de düzeltebilir. Öyle ya, daha yeni kendisi anne oldu. Sonuçta zamanla kendisi de öğrenecek bunları. Doğum tarihini hatırlamıyor bebeğin. Sen biliyor musun ne zaman doğduğunu? 21.03.2023. 21 Mart'ta doğmuş. Anladım. Beyza'yı o evden atmışsınız Ercan. Arkasından uzaklaştırma kararı aldırmışsınız Beyza'ya. Anne uzaklaştırma alınmaz ki. Hangi adalette yaşıyorsun? Olmaz, evet. Olmaz. Ve geçici velayeti de siz almışsınız. Bunları senin isteğinle mi oldu, annenin isteğiyle mi oldu? Annesi babası isteği doğmuştu. Babası yaptı. O tartışma esnasında karakol tarafınca öyle gerçekleşti bir anda yani. Peki neden evden attınız? Neden evden kovdunuz? Daha yeni işte daha loğusa ve bebeği emzirmesi lazım. Niye evden attınız? Sen mi attın, anneler mi attı evden? Ya annemler de atmadı da yani ben de atmadım. Hani o anki bir anda gerçekleşti yani o an olayı. Ne oldu o an? Ne yaşandı? Babası çocuğu dedi. Hı? Beyza bakmasın dediydi ben o evdeyken. Ben Beyza dedi, bu mahalle falan dediydi babası bana evde. Hı hı. Hakaret ettiydi babası falan dediydi babası bana. İşte o zaman tartışma mı çıktı? Evet, bu mu bebeğin altını temizleyecek falan dediydi babası. Hı hı. İşte bu mahalle olacak falan dediydi bana. Yani böyle hakaret de ettiydi. Babası. Sen ne yaptın? Evde bir tartışma şey mi çıktı, evet, ondan? Evet, önce babasına dediydim. Babası da şey diyor işte, sen benimle olacaksın falan diyor. Ercan istemiyor falan diye beni diye Ercan'a iftira atıyor benden. Ercan istemiyormuş da Ercan benden ayrılacakmış da. Babası diyor. Ben gördüğüm kadarıyla birbirinizi seviyorsunuz. Ercan sen seviyor musun? Evet. İşte babası işte. Sen Beyza seviyor musun? Ben de seviyorum Ercan'ı. İşte babası diyor ki bu kız bu evden gidecek falan diyor. Babası... Ben de gitmiyorum, çocuğu bırakmamış için sonra gitmiyorum. Sonra ben babasıyla tartışıyorum. Hı hı. Ben çocuğumu bırakmam diyorum, annesi benim, sizin beni kovmaya hakkınız yok diyorum. Sonra sonra seni maalesef kovuyorlar evden. Annesiyle babası, yani özür dilemesimden de, annesi babası birlik oluyorlar ikisi. Annesi benim üstüme çocuğumu alacağım diyorum. Çocuğumu diyorum. Benim elimden annesine diyorum. Benim çocuğumu diyorum annesine. Elimden alamazsın. Kucağımda ya da kucağımda alamazsın çocuğumu diyorum. Hı hı. Anne üstüme yürüyor. Çocuğu bırak diye annesi üstüme girip zorla benim annesi çocuğumu elimden aldı da. Kolumdan tutup esimde sonra attı işte. Sevgili Beyza günler sonra bebeğini bir... Şurada görüntüsünü görecek. Allah'ım, görüyor musunuz sevgili izleyiciler? Çok tatlı. Kime benziyor bebek? Özledin mi bebeğini? Özledim de işte bir sebepten dolayı sinirliyim. Niye sinir? Sinirlenme. Çocuk alındı ya. Baba bak Semra Hanım çok güzel bakmış. Öfkesini kontrol edebilse de keşke baksa. Bak şunu söylüyor Semra Hanım. Beyza öfkesini kontrol edemediği için bebeğe de bakamaz ve bebeğe zarar vereceğini düşünüyorum ben diyor. Onun için yani. Bir öfke problemin varmış. Yok, benim çocuğumu zorladı. Benim böyle kötü bir şey olayı basıma getirdi annesi. Sonra evden çocuğu aldığı için, kaçırdığı için o yüzden öfkeliyim. Ona sinirli ya olduğum Beyza, için. Ya Beyza ben sana çocuğun görüntüsünü gösteriyorum. Aklın orada değil yani. Çocuğunu günlerdir görmüyorsun. Özlemedin mi? Onda nasıl aktım onu? Hiç bak yüzüne olması. Bile bakmıyorsun. Ya bakıyorum. Bakıyor mu? Bence bakmadın yani. Hiç bakmadın. Ya özledim ya şimdi annesi çocuğu. Sen Semra Hanım'a kızgınsın. Boş ver Semra Hanım'ı ya. Kızgın olduğum için. Ben burada yokum.
Evet. Gözün sürekli ama Semra Hanım'da. Ben hiç bakmıyorum onun yüzüne, bana bakıyor. Bak, sana bakmıyor. Ya sen niye o kadar kızgın mısın Semra Hanım'a ya? Kaynanama. Ya biri yani ailesi bir evladı da çocuğunu kopartırsa, eli de zorla çekerse, evde attırırsa, ailesi de ayırırsa, ailesi o çocuğa bakamazsa tabii öfkeli sinirli olur yani. Sen git bebeğini görmek ister misin? Beni bir süpürse içmiyor. Hadi kızım git bebeğini gör lütfen. Tamam. Bakar mısın onu birazdan bakamayacağını? Yalan, dolan, hadi git iftira. İşine yardımcı ol. Hadi. Ha işte. Aa, yeter ya. İşte Didem Hanım işte görüldüğü kusura gibi. Kusura bakmayın. Sesi açalım. Canım benim ya. Annem benim. Hadi kocaman bir alkış lütfen. Cinayetiyle devam ediyoruz. Fatih o geceyle ilgili olarak, cinayetin işlendiği geceyle ilgili olarak muhabirimiz Ayşegül'e neler söylemiş merak ediyor musun? Ne diyorum? Yalan söyledi kesin de bakalım. Gelsin bakalım ekranlara. Kiracı Fatih bakın neler söylüyor. Sakin de inanır mısın? Eşimden havlu istedim. Pansuman yapsın diye havlu verdik. Çok soğukkanlıydı o gün. Benim eşim vurulacak. Yani bağırırım, çağırırım, mahalleyi yıkarım. O yaptı diyemiyorum. Ama bunun olacağını biliyormuş ki o kadar soğukkanlı. Tanısam seyre söyleyeceğim. Tanımıyorum. Silah sesini duymamış. Nasıl duymamış ya? Mahalledeki herkes duydu. Kendi yapanı biliyordur belki de. Kendilerinden biridir. Belki de o yüzden söylemiyordur. Biliyorsan söyle. Ambulans geliyor, ambulansa yükleniyor. Bunlar ambulanstan önce gidiyorlar. Ambulans yerden kalktığı an bunlar ailecek toplanıp gittiler. Beyza, Abdurrahman, Seher kimin arabasıyla gittiler bilmiyorum. Sonra polisler geldi. Polisler dedi ki, kim bunun ailesi? Gitti dedik. Siz kimsiniz dedi, kiracıyız dedik. Tamam, siz kalın şerit çekeceğiz dediler. Sonra polisler dedi ki, bu işte bir iş var. Bunlar buradan kaçmışlar, gitmişler dedi. Biz ortada kaldık. Gece 1'e kadar olay yeri incelemeyle mermi ara, kovan ara. Mermiyi kovanı da o aramış herhalde. Onu boşver de. Seni tanımadığını söylüyor. Tanımam Seher'i diyor. Nasıl tanımıyormuş beni ya? Tanısam Seher'e söyleyeceğim diyor. Neyi söyleyecekmiş? Çok soğukkanlıydı. O gün benim eşim vurulacak. Yani bağırırım, çağırırım, mahalleyi yıkarım. Ben onlarla da konuştum. Sen zaten paniktin falan filan. Böyle bildiğim bana şey yapıyorlar. Benim yüzüme gerçekten farklı konuşmuşlar. Burada farklı konuşuyorlar. Hani ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Ki demek ki kişi kendinden bilir. Demek ki kendisi bir şeyler biliyor ki benden de öyle bir şey bekliyor. Ben artık bu kişi kendinden bilir şeyi... Silah sesini nasıl duymamış diyor. Bütün mahalledeki herkes duydu diyor. İşte o kapısının dibinde olduğu halde inip bakmamış, hiçbir şey yapmamış. Ben inilti seslerini duyuyorum, silah sesini duymuyorum. Hatta diyor ki kendi yapanı biliyordur belki de kendilerinden biridir. Belki o yüzden söylemiyordur. Yani Burak'a vuran kişinin... Senin tanıdığını, senin bildiğini söylüyor. Açık ve net yani. Madem bu kadar konuşuyor, gelsin karşıma da konuşsun yani. Biz oradan nasıl gitmişiz ambulans kalkmadan? Ambulans zaten ambulans benim sayemde kalkıyor. Ben silah sesi gelmiş, vurulmuş olabilir mi diyorum. Beni zaten ambulansa almıyorlar. Ben diyorum beni de alın, yanında olayım, yalvarırım diyorum. Beni almıyorlar. Sonrasında hangi hastaneye gittiğini söylüyorlar. Pamuk Üniversitesi diyor. Sonrasında ambulans gittikten sonra ben nasıl vurulmuş olabilir diye oralarda mermi aramaya başlıyorum. Hani bir şey bulamıyorum. Hani kovan nedir onu bilmiyorum tabii. Onlar daha iyi bilir. Mermi aramaya başlıyorum ben orada. Sonrasında Apo abi gibi biri hani geliyormuş dedi. Yola çıktık biz. Hı hı. Kerem abigil geldi. Biz hastaneye Burak'ın yanına gitmek için ben o gün Burak'ın yanında olmak için son bir kez daha görülmek için her şeyi verdim. Peki havluyu gidip şeyden sen mi istedin Esra'dan? Evet ben istedim Esra'dan. Ve yukarı kapısı da çıktı. Ben istedim. Vallahi ifadesinde yalancı. Bambaşka şey söylüyor ifadesinde. Bir gelsin ekranlara Esra, kiracı Fatih'in karısı. Burak'la arasında bir şey olduğu iddia edilen. Allah var. Doğru bir gelsin ifadesi ekranlara lütfen. Tam olarak saatini hatırlamıyorum. Çok yakından bina girişi istikametinden ard arda iki el silah sesi geldi. Eşime silah sesi geldi dedim. Eşimin silah sesini duyup duymadığını bilmiyorum. Eşim her silah sesine bakılmaz dedi. Bulunduğum yerden kalkıp camdan dışarıya bakmak istedim. Lakin eşim müsaade etmedi. Kanepeden kalktım ve çocuklarımın yanına yere oturdum. Eşim de koltuğun üzerine oturdu. Aradan 5 dakika geçmeden bizim kapımız çaldı. Kapıda Yasemin abla vardı. Burak vurulmuş, havlu ver dedi. Ben hemen yakında tuvalet girişinde duran havluyu alıp Yasemin ablaya verdim.
Eşim hemen üzerine giyinmeden dışarıya çıktı. Evimizin koridorunda bir süre bekledim. Kapı ağzından dışarıya baktığımda Burak Durna yerde yatıyordu. Ayakları bina giriş kapısı istikametine doğruydu. Anladın mı? Diyor ki Yasemin. Sizin diğer kiracınız. Yasemin zile basarak iniyor. Yani zile basmamış olsa evin önünde kıyamet kopuyor. Bunlar daha çıkmayacak Yasemin abla zile basmamış olsa. Çıkmayacak daha bunlar ya. Evin önünde kıyamet kopuyor. Daha bu insanlar çıkmayacak. Yasemin abla benim sesimi duyup da iniyor. Ben zile falan basmıyorum bu arada. Sadece çığlıklarımı duyarak Yasemin abla aşağıya iniyor. Sonrasında Yasemin abla bunların ziline basmamış olsa. Birinci katta oldukları halde benim hiçbir sesimi duyup orada bildiğin kıyamet kopuyor. 5 dakika sonra geliyor bu insan. Ziline basmamış olsa gelmeyecek bile. Yani bu olayı bilmemiş olsa hani insan merak eder gider bakar yani. Demek ki bu olayı biliyordu ki böyle olacağını. Evinde böyle bize hani bize bir şey olmasın şey olmasın ya da kendisi yaptı yani. O geceyle ilgili yaptığımız canlandırmayı bir ekranlara getirelim mi? Cinayetten sonra. Öncesini yaptık da sonrası da ilginç. Gelsin ekranlara lütfen. Ben soğukkanlı değilim. Ben o an ne yapacağım çaresizdim. Diye ses geliyordu. Silah sesi duydum. Eşimi de yerde buldum diye arasaydım da. Lokatı da yakalansaydı direkt o gün. Yardım edecek bir erkek yok mu? Dedi. Keşke ben her şeyi bilseydim de bu kadar uğraşmasaydım. Burak vurulduktan sonra ne yaşandı? Ben bir o tarafa bir bu tarafa giderek ambulansla konuşuyorum. Panik haldeyim. Ambulansla yan çevirin diyor. Apo abi, Yasemin abla 3. kattaki ve Beyza hep birlikte yan çeviriyoruz. Sonra kafasındaki şapka düşüyor o esnada. Sonrasında kafasını yan çevirince kafasında kanama görüyoruz. Şuralarda bir yerde. Ben böyle tuttum. Şapka vardı kafasında, baya bir kan olmuş, su gibiydi. Havlu gibi bir şey getirdiler, değiştirdik. Onu aldım, onu koydum. Ambulans gene sevgiler, böyle bekledim ben. Tamam, ben yan yatırdık dedi. Yan yatırdık şu an. Tamam, geliyor ambulans, geçmiş olsun. diye ses geliyordu. Ben o esnada ambulansı tekrar aradım. Kafası kanıyor diye tekrar aradım. Onlar da kafasını temiz bir havluyla tampon yapın dediler. O sırada Yasemin abla başındaki eşarbı çıkardı. Onunla bastırmaya başladı. Sonrasında ben telefonla hani telefonda kulağım yardım istemeye birinci kata gittim. Temiz havlu verin lütfen acil dedim. Sonrasında havluyu da getirdim. Panik halde tekrar ambulansla konuşuyorum. O esnada ben buralarda sürekli geziniyorum. Bir sağa gidiyorum, bir sola gidiyorum. Bir Burak'a bakmaya çalışıyorum. Konuştuğum doktor ambulans giriş yaptı dedi. Sokakta kimse yoktu. Ambulans ışıklarını gördükten sonra hemen sokağa koşturdum. Bu esnada burada hiç kimse yok. Hiç kimse yoktu bu esnada burada. Ben hızlı bir şekilde koşarak gidiyorum. Kapının önünde Zeynep teyze vardı. O da ambulansa el kol yapıyordu. Sonrasında bu kapı açıktı. Recep'i görüyorum. Şurada bana doğru bakıyordu. Bu şekilde döndü. Böyle yaptı. Bakıyordu. Elinde telefon vardı. Sonrasında beni görünce böyle yaptı. Şu köşede falan. Kapı açık. Zeynep Hanım da burada. Hemen kapının önünde. Ben biraz buradan ortadayım. O burada kapının önünde. Ben ambulansa hani bir anda ona bakıyorum. Bir yandan ambulansa doğru koşuyorum. Ambulansın yanına kadar gittim. Buradan geçemezsiniz dedim. Hani yan sokaktan geçin. Bu sokak dar dedim. O sırada burada da arabalar vardı sanırım. Buradan hemen ambulansa yönlendirdim. Ambulans bu şekilde o tarafa yöneldi. ATT'ciler de aynı zamanda indi aşağıya. Burada artık ATT'ciler indi. Önden koşturuyorlar. Sonrasında ben koşturuyorum. O anki panik halde burada bir duraksama yaşıyorum. Burada bir dakika boyunca falan duruyorum. Burada bir duraksama yaşadım. Kim vardı burada? Yani duvarın arkasında hani kim olduğunu o zaman göremedim ama daha önce gördüğüm kadarıyla Recep vardı. Onlar Burak'ın arabasının olduğu yere gidiyorlar. Sonrasında ben burada çok hızlı bir şekilde koşturmaya devam ediyorum. Böyle hızlı bir şekilde koşturuyorum artık. Bu esnada hani dışarıda kapıların önünde bekleyen insanlar falan vardı ama evin önü boştu yine. ATT'ciler o sırada çadırı çıkarmış. Burak'ı çadıra koymaya çalışardı. Ben de hemen Burak'ın yanına koşturdum. Yardım etmeye çalıştım. ATT'ciler burada dedi ki kimse yok mu? Hani yardım edecek bir erkek yok mu? Dedi. O esnada da Murat geldi. Recep Orozoğlu'nun kayınbiraderi. Sonrasında onlar da geldi ama Burak'ı zaten kaldırmıştık biz. Sonrasında o da ucundan, baş kısmından tuttu Burak'ı. Elinde tütünle
şu şekilde tuttu. Ambulans şurada. Ambulansa verdik. Ben de hani buradan bakıyordum. Sonrası kapıları kapattılar. Burak'ın düştüğü yerde kurşun aradım. Ben silah sesi geldi dediklerinde direkt Burak'ın düştüğü yere bir kurşun hani vurulmuş mu diye yani bilemedim, anlamlandıramadım. Bir kurşun var mı diye Burak'ın düştüğü yere doğru koşturdum sonrası. Hani ben de buralarda bir kurşun gibi bir şey aramaya başladım. O sırada Beyza burada köşede çökmüş, ağlıyordu. Elini kapatmış bu şekilde. Sonra ben baktım, hani hiçbir şey bulamadım. Sonrasında Zeynep teyze geldi, yani Recep Porozoğlu'nun kayınvalidesi. Oradan hani aracınız yoksa bırakalım dediler. Ben de Apo abiye baktım. Apo abi de dedi yok, eniştem geliyor. Ben de Kerem abi geliyormuş dedim onlara. Sonrasında da zaten biz yolun en başına gittik. Recep'i, Zeynep'i, diğerleri nasıl fark ettin o koşturma içerisinde? Bugün fulüydü zaten. Herkesi çok iyi fark edemedim. Herkesin dediklerini de algılayamadım o an. Ama hani onları gördüm yani. Gördüklerimi aksettim sadece. Görmediğim insanları zaten bilmiyorum. Hafızan, görsel hafızan da güçlü müdür? Peki neden Recep'in işte önünde sendelediğinden bahsediyorsun? Recep'in bir sendelediğinden... Onun bir his olduğunu inanıyorum. Ne oldu? Anlatır mısın o anı bir daha? Yani ambulansa doğru gittim. Zeynep teyze koşturuyorum. Zeynep teyze kapının önünde böyle böyle el kol yapıyor ambulansa. Sonrasında ben koşturmaya devam ediyorum. Bir yandan da oradan Recep'i görüyorum. Böyle bana doğru bakıyor. Sonrasında böyle yan dönüyor. Sonrasında ben tekrar koşturmaya başlıyorum. Buradan geçemezsiniz. Bu sokaklar, hani diğer sokaktan dönebilirsiniz diyorum. Sonrasında böyle tekrar koşturuyorum. Orada duvar var şurada arada. Hı hı. O duvarın arkasında da daha önce Recep'i görmüştüm. Yani hala orada mı onu göremiyorum ama orada bir dakika boyunca böyle dondum kaldım. Ambulansı sen mi karşıladın? Evet. Emin misin? Evet. Halil ne diyor biliyor musun? Halil ilk kez yanıt verdi. Sanık Recep Orozoğlu'nun karısı Nurgül'ün kardeşi Halil. Mesaj atmış Büşra'ya, muhabirimize. Halil ne diyor biliyor musun? Diyor ki Seher diyor yalan söylüyor. Ambulansı ben karşıladım. Acil tıp teknisyencileri de ambulans yolu dolanırken inip bizim evin oradaki sokaktan gelmediler diyor. Ambulans yolu dolaştı. Burak'ın evinin önünde indiler diyor. Evet. ATT'ciler ambulans yolu dolanırken inip de bizim evin oradaki sokaktan gelmediler diyor. Tamam, ben de diyorum buradan geçemezsiniz bu sokaktan. Ambulans bu sokaktan yolu dolaştı ve Burak'ın evinin önünde indiler. Ama diyor Seher diyor yalan konuşuyor diyor. Ambulansı ben karşıladım diyor. Karşılamadı diyor. Yok, yalan konuşmuyorum. Ki kardeşi Nurgül de görmüş. Elimde telefonla ambulansa doğru koşarken. İfadesine bakabilirsiniz. Ama Halil de şimdi kardeşin ifadesinden mi habersiz? Onu bilmiyorum. Zaten hepsi birbirinden habersiz. O Halil zaten sattın zaten sen Recep'i de. Nasıl sattı? Sen söyle istersen. Yani bildiğin hani sadece de, hani şey çıkmadı ağzından. Recep yaptı kelimesi çıkmadı. Her şeyi böyle açtı, açtı, açtı. Aksidir, kıskançtır. Silahla böyle bildiğin tak diye hani direkt isabetlidir. Silahla çok iyi atış yapar. Hani bir kere gittik hani direkt isabetli bir şekilde vurdu. Karısının kardeşi, yani daha doğrusu damatlarını sevmiyorlar mı Haliller? Bilmiyorum. Neden sevmiyorlar? Sevmiyorlar. Ya da senin söylediğin gibi, mahalledekilerin söylediği gibi Recep Çapkın ve Recep'in ilişkilerini mi biliyorlar acaba? O yüzden mi sevmiyorlar? Biliyorlardır illaki.